Herkese yağmurlu bir Ankara gününden merhaba. Bugün Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve STG'nin olarak yürütücüsü olduğumuz kaynak merkezi projesi kapsamında düzenlediğimiz kaynak geliştirme webinarlarının ikincisinde birlikteyiz. Bugün konuğumuz FonGlobal Kitlesel Fonlama Platformu Genel Koordinatörü Ketrin Dilmener. Ketrin, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Ezgi. Bugün yine bizimle birlikte olan Pelin Baykan var. Pelin bizim işaret dili tercümanımız. Pelin'e de hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Biz STGM olarak örgütlerin kaynak geliştirme kapasitelerini desteklemeye yönelik olarak bir dizi çalışma yürütüyoruz diğer faaliyetlerimiz yanında. Bu seminerlerde aslında kaynak geliştirme seminerleri de bir dizi yaptığımız faaliyetin bir parçası. Geçtiğimiz ay düzenlediğimiz ilk kaynak geliştirme seminerlerinde Açık Açık platformun kurucularından Itır Erhat'la söyleşmiştik. Eğer bu yayını izlemediyseniz ve merak ederseniz STGM'nin YouTube kanalından webinar kaydına ulaşabilirsiniz. Yine aynı YouTube kanalında, yani STGM'nin YouTube kanalında size ilham olabilecek farklı örgütlerinde kaynak geliştirme hikayelerini izleyebilirsiniz. Dikkatinizi çekeceğini ümit ediyoruz. Umarız izlersiniz. Biz FonGlobal'ı biraz tanımak istiyoruz. Sizin yola çıkış hikayeniz nedir? Tabii ki. FonGlobal 2013 yılının Kasım ayında kuruldu. 3 kurucu ortak olmak üzere 6 kişilik bir ekiple yola çıktı. Ve şu an halen yalın bir şekilde devam ediyoruz diyebilirim. Ortaya çıkış hikayesi aslında biraz o yıllarda melek yatırımcılıkla ilgilenen kurucularından Ali Çebi'nin girişimlerin melek yatırım aşamasına gelmeden öldüğünü fark etmesiyle, yani fonlanamadan yok olmaya yüz tuttuğunu fark etmesiyle aslında kitlesel fonlama fikri ortaya çıktı. Çünkü kitlesel fonlama jargon olarak fonlamanın demokratikleşmesi olarak da geçiyor. Bu aşamada girişimler kitlesel fonlama platformlarına başvurarak, projelerini açarak fon toplayabiliyorlar. Bu yöntemin girişimciler açısından da kullanabileceğini fark etmesiyle kitlesel fonlama fikrini Türkiye'ye uyarlama konusu ortaya çıkmış oldu. Ve böylelikle FonGogo'nun tohumları atılmış oldu aslında. Amacımız hayalleri olan proje sahipleriyle, ki bu proje sahipleri bireyler, şirketler veya sivil toplum örgütleri olabiliyor. Bu hayalleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan fonu sağlayabilecek kitleleri bir araya getirmek. Burada küçük küçük kitleler, küçük küçük desteklerle büyük bir fona ulaşılmasını sağlıyor projeleri. Ve bu şekilde başarılı olan projelere fon transferi yapılarak projelerini hayata geçirmesini ön ayak olan aracı bir platform aslında FonGogo. Şimdiye kadar biraz FonGogo karnesinden bahsedecek olursam 900'ün üzerinde proje yayını alındı. Bu projelerden yaklaşık 310 tanesi başarıya ulaştı. Ve başarıya ulaşan projelere toplamda 5 milyon üzerinde bir fon aktarımı yapıldı. Karnemiz böyle. Kategori bazında bakacak olursak FonGogo'ya ondan fazla kategoride başvuru yapabiliyorsunuz. Bizde en çok etkili kategoriler şu ana kadar kısa film kategorisi, belgesel çekimleri ve bunların post prodüksiyonu tarafında bir fona ihtiyaç duyuyor proje sahipleri. Oralarda bayağı bir talep olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra kültür ve sanat projeleri oldukça aktif. Atölye çalışmaları yapanlar, müzeler, sanat inisiyatifleri, tiyatro salonları gibi projeler başlatılabiliyor. Teknoloji alanında da oldukça yoğun kullanıldığımızı söyleyebilirim. Çünkü konuşmanın başında da bahsettiğim gibi yeni nesil girişimcilerden aslında hem proje başlatarak fon toplama imkanı sunuyoruz, hem de onlara proof of concept dediğimiz bir şey var. Yani ürün ve hizmetlerini piyasaya sunmadan önce kitlesel fonlamaya açarak, destekçilerden platform üzerinde mesajlaşarak bir geri bildirim almalarını sağlıyoruz. Bu da çok kullanılan bir yöntem oldu FonGogo üzerinde. Tabii STK'lar üzerinde konuşacak olursak bir gönüllü grubu da toplama faydası sağlıyor aslında FonGogo sivil toplum örgütlerine. Hem fon toplama, yani destekçi olarak fon toplama imkanı sağlarken bir yandan da bir heyecanlı bir kitle yaratmış oluyorsunuz projeniz etrafında. Bu gönüllü grubunda doğru iletişimi kurarak olumlu bir şekilde yönlendirebilirsiniz projenizi, doğru diye düşünüyorum. O
Ona birazdan geleceğim yani direkt sivil toplum örgütleri yani çünkü Fon Google şu ana kadar ağırlıklı olarak hep kişiler ya da şirketlerin genelde çalışmalarını desteklemek üzere gitti ama biz biraz daha tabii sivil toplum örgütleri Fon Google'dan nasıl yararlanabilir diye soracağız. Onu detaylandıracağım. Ama konuşmanın başından beri birkaç kere kitlesel fonlama geçti. Kulağımız bir süredir kitlesel fonlamaya alışkın olsa da hani bu kavram tam nereye tekabül ediyor bir onu sizden dinlemek isteriz. Evet, tabii. Kitlesel fonlama aslında alternatif bir finansman yöntemi olarak geçiyor. Dünyada da böyle. Projenizi kitlelerin desteğini açarak onlardan gerekli finansal ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir yöntem aslında. Destekçiler için ise inandıkları projeleri destekleyerek kendilerini iyi hissedecekleri ve değişime katkıda bulunabileceklerini hissettikleri bir finansman yöntemi. İlk kullanımını dünyada 1997 yılında görüyoruz. Bir rock grubunun hayranlarından fon toplayarak yeni bir turneye çıkmasıyla aslında çıkma hedefiyle kullandığını görüyoruz kitlesel fonlamayı. Sonrasında 2000 yılında kitlesel fonlamaya dedike ArtistShare adında bir platform kuruluyor. Fakat gene hala kitlesel fonlama isim olarak geçmiyor. 2006 yılına geldiğimizde ilk kez crowdfunding yani kitlesel fonlamayı dünya üzerinde literatüre girdiğini görüyoruz. 2006 yılında bu işin adı aslında konulmuş oluyor böylece. Sonrasında da dünyada pek çok platform kuruluyor kitlesel fonlama adına. İşlem hacmi gittikçe büyüyor, hala da büyümekte. Ve belki şundan bahsetmekte fayda var. Kitlesel fonlamanın dört türü var. Bağış bazlı, ödül bazlı, hisse bazlı ve borç bazlı olmak üzere. Bu dört tür adına ayrı ayrı platformlar açıldığı gibi hepsi bir arada da açılabiliyor. Globalde dediğim gibi çok farklı örnekleri var. Fongogo'da da iki ürünümüz var aslında. Bir Fongogo Pro adlı ürünümüz burada hisse bazlı ve borç bazlı türleri kapsıyoruz. STK'ların kullanabileceği türler ise bağış bazlı ve ödül bazlı türler. Dolayısıyla hisse bazlı ve borç bazlı üzerinde çok durmak istemiyorum. Şöyle bir kulak dolgunluğu olsun diye anlatabilirim. Hisse bazlı da belli bir şirketinizin hissesi karşılığı yatırım alıyorsunuz. Borç bazlı ise birey veya şirket olarak açıp faiziyle birlikte ödeme koşuluyla alıyorsunuz. Bağış ve ödül bazlı ise esas sivil toplum örgütlerinin de hem birey olarak şirket ya da STK olarak proje başlatabilecekleri bir kitlesel fonlama türü. Detaylarını zaten değineceğiz sanıyorum. Birazdan şey yapacağız. Evet, şimdi size bahsettiğiniz bir melek yatırım yani sosyal girişimler genelde başlamadan destek bulamadıkları için hayata geçirilemiyorlardı ve biz aslında Fongogo ya da kitlesel fonlama bir miktar böyle iyi giriş şeylerin, hayallerin sonuca ulaşabilmesi için bir destek platformu olarak hayata çıktı dediniz. Şimdi tabii sivil toplum örgütleri de hayal ettiğimiz iyi dünyaya ulaşabilmek için, o dünyaya dair bir farkındalık yaratabilmek için çok çeşitli başlıklarda çalışmalar yürütüyorlar. Ve işleri de elbette oldukça zor ve kaynak geliştirme de bu noktada oldukça kritik bir yerde duruyor. Şimdi siz birey bazlı şu ana kadar yaklaşık 900 proje Fongogo'dan yararlandı, daha doğrusu Fongogo'da başlatılan iş program oldu dediniz. Hatta bunu 300 tanesi başarıya ulaştı söylediniz. Ama biraz konuyu sivil toplum örgütlerine doğru çevirmek istiyorum. Sivil toplum örgütleri Fongogo'dan nasıl yararlanabilirler? Yani Fongogo sivil toplum örgütlerine ne gibi bir katkı sunabilir? Özellikle kaynak geliştirme çalışmalarında ve tabii ki kaynak geliştirme ile birlikte yapacakları çalışmaları ilerletebilmek için. Ya, kitlesel fonlamanın aslında ortaya çıkış amacı sonuçta bir fon sağlamak proje sahiplerine. Dolayısıyla ilk etapta bu fonu elde etmek için Fongogo'dan proje başlatarak yararlanabilirler. Ama öte yandan tek artısı bu değil. Aradıkları fona ulaşırken aslında proje etrafında heyecanlı bir topluluk yaratmış oluyorlar. Ve bu topluluk onların potansiyel gönüllü grubu olabilir ilerleyen projelerde veya bu proje üzerinde de olabilir. Bu gibi bir word of mouth etkisi denilen yani ağızdan ağza aslında bir proje sayfası oluşturuyorsunuz ve bunu gittiğiniz her yerde konuşuyorsunuz, her platformda, her mecrada. Sonra da sizin destekçileriniz de bunu konuşuyor ve böylece bir network etkisiyle kitleler arası bir geçiş yaptığını görüyoruz projenizin.
Bu yani maddi desteğin yanı sıra bu manevi desteği de yatsımamak gerekiyor diye düşünüyorum. Proje açmak, iki konu var proje açma konusunda. Onlara ilerleyen zamanlarda, yani ilerleyen dakikalarda değiniriz ama örnek olması açısından ben bu başarıya ulaşmış proje örneklerini belki size aktarabilirim. Bir çok seviniriz. Şekillenir. Mesela görme engellilere sesli kitap projesi açıldı. Rengarenk Umutlar Derneği'nden Yeter Hanım'ın bireysel olarak açtığı Diyarbakır'daki karantina döneminde evlerinde kalan çocuklar için telekonferans yöntemiyle etkinlik yaptığı bir projesi açıldı. Bir Umut Olalım adı altında çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projesi açıldı. Hatay ve Şanlıurfa'daki iki ilkokula kütüphane açma projesi açıldı. Bir Tebessüm İçin Derneği'nin kentli gençlerle kırsaldakileri bir araya getirmek üzere Uşak'a gitmek için destek istedikleri bir proje açıldı. Gene aynı dernek ikinci bir proje daha açtı. Bu sefer Zonguldak'a gitmek için. Yani burada bir proje kısıtımız yok. İstediğiniz kadar başvurabilirsiniz. Hayvanları korumak adına açılmış barınak projeleri var. Bunlar daha çok bireysel olarak açılmış projeler geliyor. Sen de Gel Derneği'nin 50 aileye 100 küçük baş hayvan yardımı yaparak sürdürülebilir bir ekonomi sağlama projesi vardı. Ve sonradan doğacak her iki yavrudan birini de başka bir aileye vereceklerdi. Gene aynı derneğin tavuk yetiştirmeyi öğretecekleri çiftlikler için mikro kredi ihtiyaçları vardı. Bunun için projeler açtılar. Burada bu gibi aslında hayallere aracılık eden bir platformuz diyoruz. Fongogo'nun sloganı da zaten hayallere hayat bulduran platform. Dolayısıyla ihtiyaca yönelik projeleri çok fazla yayın almamaya çalışıyoruz. Bu gibi projeler geldiğinde ihtiyaç haritası veya Ahbap gibi platformlar var. Oralara yönlendiriyoruz. Şimdiye kadar mesela böyle arada kaldığımız özellikle sağlık kategorisinde projeler oldu. Oradan daha çok ihtiyaca yönelik projeler geliyor. DMD ve ALS hastalıklarına yönelik projeler geldi mesela. Çok bunların anlatım dili, farkındalık yaratmaya müsait olduğu için böyle bir amacımız da var aslında toplumdaki genel farkındalık seviyesini de arttırmak gibi. O şekilde çekilmiş videolu ve anlatımlı projeleri de yayın almaya çalışıyoruz. Yani net bir şu projeleri alırız, bu projeleri almayız gibi bir şey yok. Tek kıstasımız bir hayalinizin olması ve bu hayali projelendirmeniz aslında. Siz de söylediniz, hani Fongogo hayalleri gerçekleştirmek için yola çıkanlara destek oldunuz. Aslında sivil toplum örgütleri de çok büyük bir hayalin peşindeler, daha iyi bir dünyanın. Siz de zaten dediniz, farkındalık yaratmak üzere harekete geçen bütün çalışmalar için biz de buradayız dediniz. Ve çok da güzel bir şey değiniz ki, bence hani örgütlerin gönüllüleriyle belki de ulaşabilecekleri ilk bağlardan biri de olabilir. Bundan sonra hiç tanımadıkları farklı kentlerde gönüllülerle kurabilecekleri ilişkinde belki de ilk adım olabilir böyle bir çalışma. Şimdi biraz daha isterseniz şeye geçelim, konuyu netleştirelim. Fongogo'nun nasıl çalıştığına geçelim ve sivil toplum örgütlerinin Fongogo'dan en yararlanmalarının koşulları neler olduğunu konuşalım. Mesela tüzel kişilik sahibi olmayan sivil toplum örgütleri Fongogo'dan yararlanabilirler mi? Yine yardım toplama izni sivil toplum örgütlerinin oldukça sorun yaşadığı başlıklardan biri oluyor. Siz sivil toplum örgütlerinden yardım toplama izni talep ediyor musunuz? Olmayan örgütler için nasıl bir sistem işletiyorsunuz? Bir miktar, yani Fongogo'nun nasıl çalıştığını, bir sivil toplum örgütü size nasıl başvurabilir, nereye talep ediyorsunuz, onları konuşsak çok seviniriz. Tabii aslında bu sorduğun soruların hepsi bize geliyor tabii sivil toplum örgütleri tarafından. Şöyle, aslında ben daha dün lansmanını yaptığımız yeni bir projemiz var, Kumbara projesi. Bir de zaten şu ana kadar tek seferli destekler almak için, büyük projeler için açılan destek projeleri var. Bu iki ana başlık altında anlatmak istiyorum. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Sivil toplum örgütleri Fongogo'ya başvururken yardım toplama izinleri yoksa birey veya şirket olarak proje açabiliyorlar. Çünkü mevzuatta bu böyle. Yani üçüncü partilerden, üçüncü bir web sitesi üzerinden bağış bazlı destek toplanamıyor eğer yardım toplama izni yoksa. Dolayısıyla gene proje başlatabiliyorlar, ancak birey olarak ya da şirket olarak proje başlatmaya yönlendiriyoruz biz gelen talepleri. Destek ve kumbara projesi arasındaki fark ise, destek projesi bahsettiğim tek seferli büyük bir hedef fonuna yönelik proje. Kumbara projesi ise kumbaranızda bir para birikiyor ve aydan aya bu
sizin hesabınıza yatıyor aslında. Her ayın ilk çarşambası. Geçmiş aydaki toplanan para hesabınıza yatıyor. Bu abonelik sistemiyle çalışıyor. Bir kere destekçi size destek olma sözü veriyor ve sonrasında her ay hesabından o verdiği söz verdiği miktarda para çekiliyor. Bu da mesela süre gelen projeleriniz varsa uygulayabileceğiniz bir model. Hem abone yaratmak için hem düzenli destekçi yaratmak için uygun olan bir model. Destekçi projelerinde ise birey veya şirket olarak proje açtığınızda maksimum 60 günlük bir hedef fon belirliyorsunuz. Burada hedefe ulaşma şartı arıyoruz. Çünkü o hedefe ulaşmazsanız projenizi gerçekleştiremeyeceğinizi düşündüğümüz için bu şart aranıyor. Eğer hedefe ulaşılamazsa destekçilere paraları geri iade ediliyor belirlenen süre içerisinde. Bu maksimum 60 gün ama 30 günlük, 40 günlük, 50 günlük süreler de belirleyebiliyorsunuz. Çok özür dilerim. Bu sivil toplum örgütleri için de geçerli bir kural mıdır? Sivil toplum örgütleri için tek fark aslında maksimum 90 günlük süre var. Ve hepsi kalsın modeli dediğimiz topladığınız fonun tamamının proje bitiminde hesabınıza yatırılacağı bir model. Orada mantığımız da şu, STK'ların zaten ne kadar para toplarlarsa o kadar iş yapacaklarını düşünmemiz. Yani evet bir proje için başvuruyorlar ama gelen destekleri de yardım toplama izinleri de olduğu takdirde bu güveni aslında sağlamış oluyoruz biz. Ve gelen projeleri de çok detaylı bir şekilde inceliyoruz. İçeride 3 kişilik bir ekibimiz var. Bakıyoruz gerçekten bu söylenilen dernek ya da vakıf bu işi yapıyor mu? Şimdiye kadar neler yapmış? İşte video ile başvuruluyor zaten destek projelerini. Hepsini inceliyoruz. Bu videolarda işte daha önceden ne yaptıklarını da anlatıyorlar. Bu toplanacak fonla ne planladıklarını da anlatıyorlar. Buralara bakıyoruz. Yani iki tip var. Kafanız karışmasın diye tekrar bir özetleyecek olursam. STK'ysanız ve yardım toplama izniniz varsa 90 günlük maksimum süreyle hepsi kalsın modelini kullanabiliyorsunuz. Topladığınız kadar fon hesabınıza geçiyor. Eğer STK'ysanız fakat yardım toplama izniniz yoksa birey veya şirket olarak proje başlatıyorsunuz. Burada maksimum 60 günlük süre var. Ve ya hep ya hiç modeli uyguluyoruz. Yani belirlediğiniz hedef fonu ulaşırsanız fonu toplayabiliyorsunuz. Burada şunu da eklemem gerekiyor. Belirlediğiniz hedef fonu üzerine çıkabiliyorsunuz. Her iki proje türünde de. Öyle bir üst sınırımız yok. Ancak tabii birey veya şirket olarak proje açarsanız belirleyeceğiniz hedef fonu iyi düşünmeniz gerekiyor. Toplayabileceğiniz bir fon olarak düşünmeniz gerekiyor. Bu ikisi ayrımında da yani birey ve şirkette de proje tipi açısından bir fark yok. Fakat şirket olarak proje açarsanız proje bitiminde belki yüzlerce destekçiniz olacak. Tabii hepsine fatura ya da makbuz kesiyor olmanız gerekecek. Bu da bir vergi yükü de yaratıyor şirketler açısından. Onun için bunu da hani önceden uyarmak istedim. Eğer STK'ysanız ve yardım toplama izniniz yoksa bence birey olarak proje açmanız daha mantıklı olur. Ödül bazlı bir sistemiz. Bunun dışında bundan değinmek isterim. Minimum 3, maksimum 9 adet ödül belirleyebiliyorsunuz. Bu ödülleri farklı destek seviyelerine göre belirlemek gerekiyor. Ki giren kitleyi kaçırmamak için. Yani mesela 50 TL destekle başlatıp sonra 500 TL ikinci desteği koyarsanız aradaki kitle kaçmış oluyor. O yüzden hep onu öneriyoruz proje sahiplerine. 50, 100, 200, 300, 500, 750 falan diye bu destek seviyelerini de belirlemelerini. Ayrıca soyut olarak da belirlenebiliyor. Mesela bir teşekkür maili atacağım ne biliyor ya da sosyal medyada teşekkür edeceğiz size ya da isminiz şurada geçecek gibi böyle daha soyut ödüller de belirleyebilirsiniz. Ama tabii somut ödüller belirlemekte de fayda var. Eğer bu daha cezbedici hale getirebiliyor projeyi. Somut ödüller derken bu maddi değeri yüksek bir şey olmasına gerek yok. Mesela atıyorum çocuklarla bir atölye çalışması yapıyorsunuzdur. Onların resimlerinden hediye edebilirsiniz. Daha aslında yapacağınız işlere özel, destekçilerin de hoşuna gidebilecek yaratıcı ödül seçenekleri bulabilirsiniz. Başarılı olmuş şeyleri de inceleyip, Fongogo üzerinden başaranlar diye bir sekme var. Oradan başarılı projeleri de inceleyip, farklı ödül seçeneklerine mutlaka bakın derim proje oluştururken. Ketun, bir soru sormak istiyorum. Ödül seçeneğinin olduğu fonlama sisteminde fonu elde edilebilmesi için projenin yine hedefine ulaşmasını şart koşuyor musunuz?
Bir daha alabilir miyim soruyu? Tabii. Ödül bazlıdan bahsettiniz. Yani simgesel ya da somut bir ödülle birlikte hani destek verenlerin olduğu bir sistemde yani tüm paranın sivil toplum örgütüne aktarılabilmesi, yani çatışmaya aktarılabilmesi için projenin hedefine ulaşmış olmasını bekliyor musunuz? Evet. Zaten yayı veya şirket olarak proje açabilirsinizden kastım buydu. Ödül bazlı sistem o. Aslında STK olarak açsanız da sistem gene ödül bazlı. Gene bu ödüller her iki proje türünde de belirleniyor. Fakat tek fark birey veya şirket olduğunda belirlenen hedef ona ulaşılması gerekliliği. Bu ön koşul var, evet. Tamam, çok teşekkürler. Şimdi siz dediniz ki hani Fongogo'ya da başvururken bir video çekmenizi istiyoruz dediniz. Şimdi şeyi biliyoruz, çok sayıda video ile biz karşılaşıyoruz. Yani sosyal medya akışında özellikle Facebook'a girsek ya da herhangi bir sosyal medya kanalına girsek çok fazla video ile, çok fazla destek çağrısıyla karşılaşıyoruz. Ve genelde de hep aklımızda destek vereceğimiz kişilerin ya da işte kurumların güvenilirliği genelde hep kafamızda soru işaretidir ve harekete geçmek bir miktar zordur desteklemede. Ama biz sizden biraz şey de öğrenmek istiyoruz. Hani bir kitlesel fonlama kampanyası yürütmenin, yani başarılı bir kitlesel fonlama kampanyası yürütmenin püf noktaları nelerdir? Hiç böyle bir kitlesel fonlama çalışması yapmamış bir sivil toplum örgütü ya da buna ilk defa girecek bir yardım çağrısı başlatacak, bir destek çağrısı başlatacak bir sivil toplum örgütüne öneriniz ne olur? Nasıl harekete geçirebilirler karşı tarafı? Evet. Onların hayallerine ulaşması için, istediklerine ulaşabilmesi için farkındalık yaratabilecekleri o çalışmaya katkı sunabilecek kitleyi kendilerine nasıl çağırabilirler? Evet, çok güzel bir soru. Gerçekten püf noktaları var kitlesel, başarılı kitlesel fonlama yürütmenin. Burada esas önemli nokta aslında insanların duygularına seslendiğinizi unutmamanız. Zaten yapacağınız, yaptığınız işler de büyük oranda sosyal etkiyle ilgili olduğu için bunu karşı tarafa geçirmek de çok daha kolay. Dolayısıyla duygunuzu katarak yaptığınız bir video çekimi mutlaka olmalı. Bu çok uzun olmaması gerekiyor. Fakat daha önceden yaptığınız işleri, yapacağınız işleri, neleri başardığınızı, alacağınız fonla neleri başaracağınızı samimi bir şekilde gerçekten karşınızdaki potansiyel destekçilerin yerine kendinizi koyarak samimi bir dille anlatmanızın çok etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Kendi gözlemlerim de bu şekilde. Çünkü insanlar genel olarak bir kitlesel fonlama kampanyasına destek olurken rasyonel olarak değil, duygusal olarak aslında karar veriyor. Ve projelerinizin başarılı olmasını %80'i destekçilerinizle aranızda kurduğunuz bu duygusal bağda yatıyor aslında. Bu duygusal bağ da ilk olarak bu video çekimde, çünkü online bir platform üzerinden fon topluyorsunuz. Dolayısıyla video çekiminiz çok önemli diyebilirim. Yine başarılı olmuş örnekleri inceleyebilirler proje açmak isteyenler. Ondan sonra bir metin kısmı var. Bu metni de istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Oraya istediğiniz farklı bilgileri, videoda dile getirmediğiniz şeyleri girebilirsiniz. Ve onun dışında somut ödüllerin gerçekten cazip olduğunu söyleyebilirim. Yani her ne kadar motivasyon burada karşılık beklemeden destek olmak olsa da kampanyalara, projelere belirlenen somut ödüller oldukça cazip hale getiriyor kampanyaları. Sonrasında proje oluştururken bir yandan aslında çevrenizdeki yakın insanlarla iletişime geçmeniz gerekiyor. Onlardan destek, proje canlıya geçtiği anda destek olma sözü almanız gerekiyor. Bunu çok sonraya bırakmamak lazım. Yani canlıya geçsin, ben bir bakayım neler geliyor, ondan sonra kendi çevremle iletişime geçerim demek yerine ilk canlıya çıkış anından itibaren insanları toplamanız gerekiyor. Çünkü burada da şöyle bir oran var istatistik olarak, global için bir oran bu. Toplam hedefin %25'ine yayına girdikleri ilk haftada ulaşan projeleri başarıya ulaşma oranı diğerlerine göre 5 kat daha fazla oluyor. Dolayısıyla o ilk momentum çok önemli. Burada tabii ki ilk başta kitlesel fonlama dediğimiz kitle sizin kendi kitleniz. Bu kitleyi bir hareketlendirmek gerekiyor. Bunlar kim olabilir? Mesela aileniz, arkadaşlarınız, çevrenizdeki insanlar, iş arkadaşlarınız ya da belki görüşmeyi bıraktığınız ama sosyal medyadan takipleştiğiniz insanlar olabilir. Ulaşabildiğiniz kadar farklı gruplara ulaşıp onlardan destek sözü almanız gerekiyor. Sonrasında da şeyi görüyoruz. Bu
suya atılan taş gibi dalga dalga aslında network etkisiyle konuşularak yayılan ve destekçilerinizin çoğaldığı projeler oluyor. Bu kadar söyleyebileceklerim. Başka bir bakıyorum notlarıma ben de. Ben de siz notlarınıza bakarken STK'lara birkaç tane tüyo vereyim. Yönetim kurulu, gönüllüleriniz, ekibinizde çalışanlar mesela böyle bir kampanyada ilk çemberinizi düşünmeniz gerekenler olabilirler. Benim de aklıma bunlar geldi sizi söyledikten sonra, yakın aile ve sosyal medyada takipten çıktıklarınız dedikten sonra. Bir de şey var, buna da değinmek isterim. İlk başta destek almanın önemi de bir yandan, yani proje canlıya çıkar çıkmaz destekleri toplamanın önemi. Fongogo'da da bir kitle var. Hangi projelere destek olsam diye dolaşan bir kitle var. Bunları projenize destek olmaya çağırıyor oluyorsunuz aslında. Çünkü bu proje destekleniyor, ben de destek olayım motivasyonuyla gelecek olan bir kitleyi de yakalamış oluyorsunuz. Bu var. Bir de proje yayını alındıktan sonra optimizasyona yönelik de çalışmalar yapmak gerekiyor tabii. Şeye bakmak lazım biraz, trafiğin hangi kanallardan geldiğini, kimler hangi kanaldan daha çok destek olmuş, oralara yönelmek gerekiyor. İşte sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanmak gerekiyor. Hem bedava bir araç hepimizin kullanabileceği, oralarda düzenli postlarla kampanyanıza dair güncellemeler yapabilirsiniz. Gene Fongogo'nun sistemi müsaade ediyor güncelleme yaparak destekçilerinizi bilgilendirmeye. Burada şey diye düşünmeyin, yani nasıl olsa destek oldular diye düşünmeyin. O iletişim devamlılığı, bu bahsettiğim destekçinin de çevresinde konuşması için ve onların da farklı destekçi kitlelerini kampanyanıza yönlendirmeniz için olumlu bir araç oluyor. Bu güncellemeler önemli, periyodik bilgilendirmeler önemli oluyor. Ayrıca destekçinizle mesajlaşabileceğiniz bir platform da var. Yani hem genel olarak bir bilgilendirme yapabiliyorsunuz, hem birebir de konuşmak isterseniz Fongogo buna da müsaade ediyor. Bunun yanı sıra aslında offline'da da eventler yaparak belli bir yerde tıkanıyor zaten. Belli bir seviyeye kadar geldiniz. Artık daha fazla fon toplayamıyorsunuz. Hı hı. Bununla ilgili mesela bir dernek hatta açtığı bir proje için destekler biraz yavaşladığında offline'da bir yarışma kurgusu planladı. Kurgu şöyleydi. Bir gün içerisinde en fazla destekçi getirecek 3 kişi özel ödüller vermeyi planladılar. Ve o gün içerisinde kampanya hedeflerinin yarısını topladılar. Yani böyle de büyük bir etkisi oldu aslında. Yani sadece online kanallarla sınırlı kalmayıp offline etkinliklerde kurgulayabilirsiniz. Projenize yönelik şeyler olabilir bunlar gene yani. Yaratıcılığa açık bu konu. Ketrin Hanım, çok teşekkürler aktardıklarınız için. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı sorulara geçmeden önce? Ben çok teşekkür ederim öncelikle beni davet ettiğiniz için. Sivil toplum örgütlerinin yeri de bizim için bir ayrı, bunu söylemek isterim. Gerçekten ekip olarak arkada projeleri incelerken anlamlı işlere özellikle yer vermek istiyoruz. Aslında şunu eklemek isterim. Ya, gelir adaletsizliğinin ve fırsat eşitsizliğinin oldukça yoğun olduğu ülkemiz gibi coğrafyalarda hayal kurabilmek ve bu hayalin peşinden gidebilmek bile başlı başına radikal bir eylem bence. Ve burada sivil toplum örgütlerine çok iş düşüyor. Biz de Fongogo ekibi olarak ipin bir ucundan tutmaya çalışıyoruz aslında. Bir aracı olarak, bir kolaylaştırıcı olarak. Burada projelerinize destek olmak için varız. Bunu söylemek istiyorum. Her türlü sorunuzu bize hem infodan yazarak, hem burada şimdi umarım güzel sorular gelir, paylaşarak sorularınızı yanıtlıyoruz. Şunu ekleyebilirim. Kendi hayallerini gerçekleştirmeye gücü olmayan veya hayal bile kuramayan dezavantajlı gruplara yönelik projeler açarak arkanıza hem kitlelerin maddi desteğini hem de o es geçmemek gereken manevi desteğini de alarak projelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur bu sohbet. Projelerinizi görmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Çok teşekkürler Ketrin Hanım.